Niye kızarsın mesela? Şey yazmış, onu hatırladım şimdi. Ne, bir şarkı kitabı için Sezen Aksu şarkı mı? Sezen Aksu şarkı belki Gülşen'le bir şey yapacak. Öteki için de albüm tanıtımı gibi bir şey. Şimdi herkes yapıyor işleri. Rahat olabilirsiniz yani. Ha tamam, rahatız zaten. Hmm. Hayır. Biz Onur'la yani şunu yaşıyor insanlar, köşe yazarları. Herkesi tanıyorsun. Kim yazacaksın o zaman? Tabii doğru. Yani objektif bir şekilde kalarak, hani rencide etmeden her şeyi Ahmet yazabilirsin. Ama Ahmet hala bozuksun galiba. Ya Ahmet Hakkı ya, biliyor. Biliyor, gördüm. Bu da çok feci bir şey işte, bilmek de. Bozuk musun Ahmet Hakkı'na? Ya bozuk nötrüm değilim. Ben canım, bozuğum de. Yani şöyle evet. Peki o zaman sürprizimizi yapıyoruz. Ahmet Hakan geliyor efendim. Çok teşekkür ederim. Vardı mı öyle şeyler? Çoğu program aman Allah'ım falan diye böyle gözler pırtlar. Rating tamam yapar yani. Eleştirilmekten hoşlanıyor musun? Eskiden hiç dayanamıyordum. Artık alıştım. Çünkü bir şekilde yani göz önünde olduğunuz zaman normal bu. Yani bunu göz önünde alarak çıkıyorsunuz ortaya demektir. Bir ürün, bir projeniz oluyor, ürününüz oluyor. Tabii ki eleştiriler olacaktır. Eskiden daha çok hassastım. Yani çok duygusal, hassas bir insanım. Şimdi bakıyorum hani bu insanın diyorum hani kültürü, geçmişi, bilinç, kafa yapısı neyse o çerçevede bir yorum yapıyor diye daha objektif, empati kurarak bakıyorum. Anladım. O zaman da başlangıçta sosyetik kız çocuğu diyorlardı sana. Ya şimdi niye öyle diyorlardı? Abi hep sosyete vardı ama yani. Ya sosyete falan filan yok yani. İşte onun dediği gibi gazeteci şu kılıkta olmaz diye bir ön yargı o. Yok yani gazeteci o kılıkta olur da yanında hani o kadar sosyetik adam olunca sosyetik kız çünkü iş olur. Dünyasıyla röportaj yapıyordum. İlk öyle mi başladın? Evet ben CNBC'de başladım ve NTV'de. Öncesinde de Garanti Bankası'nda çalışıyordum. Daha sonra medyaya geçtim. Ne yapıyordun Garanti Bankası'nda? Ne yapıyordun? 3 sene ben bireysel pazar. Gişe memuru. Para sayıyordum. Bireysel pazarlama ve satıştaydı. Kredi kartı borcu. Benim kendi kredilerim var bankaya. Genel müdürlükte bireysel pazarlama ve satıştaydım. İşte bölgelerimiz vardı. Oraların pazarlama ve satışla ilgili işte hedeflerimiz vardı. Ama bana göre değildi. Yani ben hazine bonusunu hala hesaplayamam. Yani pek sevdiğimi söyleyemem. O dönem kitaplar çıktı. Birkaç ödül falan derken ben medyaya geçtim. Ve haberci olarak başladım. Yani haber kanalında başladım. Ekonomi muhabirliği yaptım bir sene. Tabii ki ister istemez iş dünyasıyla başlıyor. Sonra kitaplar, kişisel gelişim, iş dünyası. O nedenle de bir anda bir kitabım çıktığında tabii ki bir lansman oluyor. Daha çok iş dünyasından insanlar geldi. Yo biz de geliyorduk. Ya güzel kız kaçırmayalım geceyi. İçkiler de bedava diye. Bak. İşte kaliteli mekanlarda yaptığı için. Peki Suzan. Yani şimdi makyajlık çok uzun sürdü. Enteresan bir şekilde var. Şey var. Hala devam ediyor değil mi? Tabii. Ya onu hiç bırakmadın. Tabii. Şu an bir toplantıdan geliyorum. Şimdi kimleri boyuyorsun? Dizi başlayacak. Öyle bir zaman ki tekrar. Haydi be. Onun ön hazırlıkları var tekrar falan. Onu sen mi yapıyorsun? Yani şöyle yapıyorum. Ben birkaç yıldır senaryoyu gönderiyorlar. Ben zaten yapardım bunu. Gidemediğim işlere. Destek olmak amaçlı yapardım. Şimdi bana hani sen artık ne istersen yap muamelesi yapıp bana sadece ben tiplemeleri yapıyorum. Kendi tanıdığım, birlikte çalıştığım, yetiştirdiğim insanlar var. Onlara devrediyorum işi. Aa enfes. Yani sen çok bir güzel, nevi artık danışmansın yani. Gibi. Evet. Ya senin Haluk Bilginer'i bir Atatürkleştirdiğin efsane makyajın vardır ki o hala yani kült makyajlardan bir tanesidir. Peki yeni nesil makyaj sanatçılarını nasıl buluyorsun? Valla çok iyiler var ama biraz ukalalık yapayım. Kendi ekiplerimden çok güzel işler çıkıyor. Mesela bu son dönem işte Sema'nın yaptığı öyle bir geçer zaman ki de kıza yaptığı plastik makyaj o hasta olan kıza bayağı konuşuluyor ortalıkta. Yani birazcık şöyle söyleyeyim, güzel kadın veya bir karakter görürseniz bilin bizim ekipten çıkmadır diyeceğim. Öyle mi? Hangisi de? Bu arada senin yüzünde çok az makyaj var şu an değil mi? Hani nasıl bir şey bu? Otaş az abi, mı yoksa? Yok, işte Balkan. Yani, Balkan kadını sen de bilirsin. Böyle. Balkan kadını böyle. Mermer gibi çok güzel bir yüzü. Babaanneme benziyorum. Ya. Maşallah. Peki tamam, plastik makyaj mı zordur, beni güzelleştirmek mi? Hangisi? Seni güzelleştirmek. Zordur. Hayır güzelleştirmek. Çok güzel. Plastik makyaj Türkiye'de artık bir noktaya geldi değil mi? Yani yapılabiliyor. Tabii ama mesela bazı arkadaşlar bazı işleri kaybetmemek için plastik makyaj yaptığını söylüyor. O işe gidiyor. Haklı olarak herkes başına ne geleceğini bilmiyor daha doğrusu. Çünkü yönetmenin kafasındakini bilmiyor. Hikayeyi bilmiyor. Dolayısıyla bir küçük bir tuzağa düşüyor işin içinde ve beceremediği yönleri oluyor. O zaman da imdat diye koşuyoruz biz. Anladım. Komedi dükkanında çok tatlı bir şey vardı. Yani bizzat hani adamı yerinde pudralamak var ya. O şeyi, o veteriyi bir izleyelim isterseniz.
Mikrofonunu düzelt. Evet, gör atmosferi. Ya atmosferdeyiz. Tabiat ana geldi gene. Suzan, masa kare ve uzun. Okey. Başına mı oturayım, kenara mı? Seyirciye dönük otur da. Bir ters çevirelim Suzan, böyle. Anlat bakalım, derdin ne? O değil, arkadaşım. Bu da derde duruyor ama. Çok yardım oldu, sağ ol. Bir de hafifledi kıyafet. Eteğine de bastı sana. Ağzıma sok onu da ağzı... Ya bir tuvalete gittim, başıma gelene bak ya! Önümü görürsem belki işimize yarar. Arkadaşım, suda çırpınıyorsun sen. Orayı öğrendim. Deniz anası! Ben ne yapayım? Sevgilisini sahilde görmüş, kızsın sen, Melike'sin. Tolga işi görmüşsün, çok heyecandan için coştun. 3-2-1 yallah, buyurun. İyi ki su içmedim. Bu gerçekten çeker alırdı suyu. Yani kötü bakıyor bana. Ben nasıl yapacağım? Suzan, niye el sallayıp coşmuyorsun? Sevgilimi görmüş gibi mi davranıyordum? Pardon. Evet. Kırbaçı getireyim mi? kapının arkası... Açılmıyor. Bir sus kadın! Ya problem bu zaten. Suyla ilgili bir sıkıntı yok. Kadın susmuyor ya. Devam edeyim mi? Daha mı yaşlı? Yok ya, iyice böyle kom... Ağzı da tom... Ağzı da yaşlanmış. Leş gibi kokuyor bu enstrüm şey. Malzemelerimi laf etme. Böyle burun içinde de dolaştı, o da beyaz. Hırsız mı ya? Eteği olduğu için bayılamıyor. Döndüm gene sana geldim felaketten. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel. Görüşürüz. Kadın bir dur! Kızın elini kaldır, köy böyle gelin görmedi. Sonra köy daha... böyle gelin görmedi, köy böyle damat. Köy böyle manyak hiç görmedi. Ya muhteşem. Ya bir şey söyleyeyim. Oyunu yaşıyorsun galiba. Ya yok aslında. Benim orada oynamama gerek yok ki. Zaten ben oyuncu... Öyle bir durum yok. Orada bir... Türkiye böyle bir olay bir daha gelmez. Böyle bir iş yani. Ben açık konuşayım. Çünkü hiç kimse ne yaptığını bilmeden sahneye çıkıyor. Ve hiç kimse dediğim zaten bir kişi çıkıyor. Gelen konuklar da kazayla başına ne geleceğini bilmiyor. Ben de orada aslında tamamen makyöz olarak gittim. Ben de bilmiyorum başıma ne geleceğini açıkçası. Ve gerçekten arkaya komut geliyor işte teri al diye mesela ben çıkıyorum. Gerçekten o korktuğunda ben de korkuyorum. Ben de yani böyle bir şey olamaz yani. Enfes, çok acayip bir şeydi o iş. İnsanların hayatına yani. Hep böyle giriyorsun. Mesela şeyde bir demet tiyatroda da vardın değil mi? Pencereden evet, bakan kadın. Evet, pencerede. Yani bu enfes aslında. Ya yani. Bir Balkan gecesi yapalım mı? Yani bir cuma gecesini şenlendirelim.